Şiirlerini okumak üzere sahneye davet etmeden önce. Değerli kardeşlerim ve büyüklerim, hanımefendiler, beyler, hepinize hoş geldinizdir. Saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Program zengin olduğu için ben sözümü şöyle devam ediyorum. Biliyorsunuz 8 Mayıs Pazar günü Anneler Günü. Şimdi Yörük kadınlar, Yörük kızlarından, Yörük güzellerinden hep bahsediyoruz. Şöyle ki, tarihteki Yörük kadını, analarımız, ninelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz nasıl bir bayandı? Onlardan birkaç dörtlük de sizlere izah edip konumu bitireceğim efendim. Yörük kadını, çalışkan, hamarat, kimseye bırakmaz tahtını, Hazreti Hatice'lerden, Hazreti Fatıma'lardan alır adını, bazen deve üstünde, bazen şahlandırır adını, istikbale, ümitle bakarak atarlar adımını Yörük kadınlar. Dikkat buyurun, üç kuşağı aynı çatı altında birleştirir, barındırır. Büyükler ne surata sar ve ne de darılır. Zekidir, azimlidir, cesaretlidir, kararlıdır. Çiçekten çiçeğe koşan, bal yapan arıdır Yörük kadınları. Sabah erken, kan geri ağrırken seherde, etraf tamamen temizlenir, açılır perde. Börekler, çörekler ve çaylar hazırdır yerde, gözler saygı ve hürmet duyulan büyüklerde. İşte Yörük analarımız. Süt sağar, malını davarını güder, koşar, coşar, tükrer, çalışmakla geçer günler, omuzlarında maddi ve manevi yükler Yörük kadınlarının. Onları kamçılar, maddi ve manevi duygular, hanelerine misafir gelsin, iftihar duyarlar. Aile büyükleri, dikkat buyurun, aile büyükleri yattıktan sonra uyurlar. Büyüklerinin karşısında el pençe dururlar Yörük kadınları. Kayadan kayaya atlar, dağda zirvede gezer. Yılandan, akrepten korkmaz, onları ayaklarıyla ezer. Işık saçan gözler, nasırlı eller, güneş yanıyor yüzler. Kim bilir yüreklerinde ne kadar acılar, çileler gizler. Onlar ana gibi ana, gökten cembille inmedik bizler. İşte Yörük kadınları. Büyüklerinin rızasıyla bir ömür mutluluğa görür. Eza, cefa, şiddet görür. Yine de evliliğini yürütür. Yavrularını öksüz bırakmaz. Onları kendi elleriyle büyütür. Evlilik oyuncak değil, aynı yastıkta bir ömürdür. Beyler, evlilik bir kaledir. Kaleyi koruyan temel taşıdır. Kadınla erkek bir makasın iki parçasıdır. Son sözüm, Veli der ki, dikkat buyurun, çağımıza, asrımıza, zamanımıza geliyorum. Düşünüyorum da, güneş acaba batıdan mı doğuyor? Pozitif, negatif oldu. Bizlere neler oluyor?
abilerimiz, yarış şairimiz Sayın Veli Tez abimize teşekkür ediyoruz. Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu.